Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 775. olması lazım sanırım arkadaşlar. 775. Luis'in videomuzda karşınızdayım. Hem oynaması hem izlemesi hem de arkadaşlar montajlaması falan filan gerçekten hoş olan bir şampiyon. Ve benim elimde şu an çok yatkın. Geliyorum tak 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 bu kadar yani olay bu şekilde ilerliyor. Atmış olduğum totemlerden tut, almış olduğum pozisyonlara. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bu videoda birazcık hem bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bak, orada totem atmıştım ya, bizim mavinin oraya doğru. Neden oraya totem attım? Yani ben neden oraya attım? Bir düşünüyor musunuz, biliyor musunuz bunun nedenini falan filan? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ek olarak da arkadaşlar birkaç tane soru soracağım sizlere. Onların e, cevabına göre de şey yapacağım ilerleyen zamanlarda dönüş sağlayacağım. Odaya ufak çaplı bir gank yedik arkadaşlar ama ne be hemen savuşturduk. Problem yok. O yüzden garip bir cümle kurmuş olabilirim. Şimdi sizlere soracağım şu. Ben mesela video atarken bazı stream maçtan falan filan oluyor. Gerçekten geri düştüğümüz olsun falan filan. Bu maçlarda konuşmak gerçekten çok zor. Hem FPS'im düşüyor ondan sonrasında hem oyuna iyice odaklanmanız gerekiyor. Mesela düşünsenize bir tane oyun oynuyorum. E zaten Lucian her zaman kalmıyor arkadaşlar. Kalmadığı vakitte de ne oluyor? Geç e, başka bir şampiyon oyna. Bir bakıyorsun almışımdır ondan sonra kaybetmişimdir. Ben puan kasmaya çalışırken olmuyor. Mental düşüyor bilmem ne oluyor. Hani tilt olmayacağınız bir olay bile artık tilt olmaya falan başlıyorsunuz. O yüzden olaylar çok değişik. Bazı maçlar var böyle işte tryhard dediğimiz. Onları kesip biçip e, seslendirmeden genel olarak İsterseniz şarkı isterseniz de oyunun sesiyle atmaya düşünüyorum böyle. Bir de şeyden bahsedeceğim. FPS çok falan düştüğü için bilmiyorum bu e-spor maçlarına falan sunasım geliyor bazen de. Genel olarak totemden de bahsedeyim bu arada. İşimize yarayacak çünkü. İlk olarak arkadaşlar oraya neden totem atıyoruz? Belli. Rakip jungle invite bak D ile T ederseniz arkadaşlar davet etme. ...anlamında diyecektim de Elajah kardeşim arabik bir oynayış yaptı orada. Onu editör inşallah keser kardeşim, editör e, ben olduğum için. Elajah kardeşim böyle bir e, yalvarılan bir bakayım diyormuşum. Yok yok, burada arkadaşlar yok öyle şeyler. <laughs> hemen tak diye atıyorum. O yüzden benim, oğlum hatta şöyle bir olay gerçekleşmiş. Ben e, biliyorsunuz ekran Samsung böyle hemen dönmüyor yemin ediyorum. Basmaya falan çalışıyorum. Olmuyor bazen. Ee, şey beni Fiora kovaladı tamam mı? 1 ve 9 atıyordu karşı top lane. Bota geldi adam botta yargıda atmaya falan başladı derken arkadaşlar ben kaçmaya çalışıyorum. Ejder pisinin oraya doğru. Hatırlıyorsunuzdur belki. Ejder'den o e, patlangaç var ya içeri doğru atlayayım rakibi savuşturayım böyle mancınık gibi adam sağ ben sola e, savrulayım hesabıyla tıklıyorum. Tıklanmıyor tabi orada adam falan da olduğu için. Bunu birisi almış. Facebook atmış. Böyle oyuncu olur falan. Arkadaşlar rica ediyorum. Yemin ediyorum. istesem hani ben orada e, bilerek isteyerek yapmış olsam. Dediğiniz doğru. Hani trollü bilmem ne. Ama valla basmıyor tuş ya. Samsung oynayan adamlar bilir de. Samsung'da oynayan adamlar. Valla s 10la bir tık problemli. Bunu satacağım arkadaşlar. S3 mini falan alacağım. Anca yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de şu konuya değinmek istiyorum bir tane Instagram'dan mesaj aldım. Tabi o mesajı ben de görmüştüm de size gittiğini görmemiştim. Şöyle bir içeriğini anlatayım. Youtube'da pin muhabbeti var belki biliyorsunuz. Bir seviye sonra 1000 abone işte 4K izlenme saati falan elde ettikten sonra para kazandıktan sonra AdSense hesabı açıyorsunuz. AdSense hesabıyla işte kimlik doğrulama, adres bilmem ne cart çok derken arkadaşlar böyle adresi atıyorsunuz adamlar sizi PTT ile kargoluyorlar işte pini yazıyorsun. Parayı çekiyorsun muhabbetleri falan filan var ya. Adamlar e, yollamadı bana pin. O yüzden ödemelerimiz bilmem reklam gelirlerimiz reklamlar dondu. Yani şey gibi iflas ettik gibi düşünebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar böyle bir mesaj aldıysanız üyeliğiniz durduruldu mu bir şeyler bilmiyorum tam içeriğini unuttum şu an. O yüzden korkmayın dolandırılmadınız çiftlik banktaki gibi olmadı yani. Ben hala buradayım <laughs> bir bakmışsınız rakım. Orası değişik arkadaşlar. Finallere çalışıyorum yemin ediyorum. Onları halletmemiz lazım. Valla onları da hallettikten sonra bir comeback atacağız falan filan. Bakalım orijin de bittikten sonra daha farklı düşüncelerim var. Ee, orijin bittikten sonra anlatmayı düşünüyorum bunları tabii ki. Genel olarak bakın oyuna girmeye çalışıyorum. Oyun oynamak istiyorum. Havanın sıcağıyla, FPS'in böyle telefonu yakmasıyla... Yemin ediyorum sanki cehennemdeymişim gibi hissediyorum. Ekrana bir dokunuyorum. Yani ellerimin tellemesini bile artık geçtim yani ellerim tellesin. Daha belki seri surf yaparız kardeşim telefonla falan diyeceğim de. Yok yani. Bilmiyorum çok garip yani FPS falan. Şimdi belki şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bazen FPS 57'ye 58 56'ya falan düşüyor. Ya kardeşim 56 ya düşüyor FPS'in. Yani ağlıyorsun diyeceksiniz. Allah Kur'an kitap evliya çarpsın ki. FPS'in böyle 3-5 düşmesi o kadar mı etkiler ya? Bana sorarsanız 3-5 yani oynani diyordur kardeşim. Bu adamın psikolojisi bozulmasın böyle direkt bir anda 45'e 30'a düşürmeyelim. 3-3 yani düşüyormuş gibi hissettirsin ama normalde bence bir 20'si değil de 15'i vardır yani. Ben 45 alıyor gibi hissediyorum. O yüzden hissedilen hani sıcaklık gibi düşünebilirsiniz bu olayı. Valla o yüzden oyuna giriyorum. Bilmiyorum oyunu zevkim kaçıyor yani arkadaşlar. Özellikle mekanik şampiyonları oynamaya çalışıyorum. Adam mesela diyor bana Draven oynar mısın baba? Oynarız. Problem yok yani Draven'ın 4 tane skill'i var. Oyunda hani çok fazla zor şampiyon yok zaten. Savaş esnasında is fight days falan filan. Draven'ı oynuyorum. Tamam iyi hoş. Bir baktım arkadaşlar balta sağ tarafa gitti. Adamın hani sağ tarafa skill atmasından bile bahsetmiyorum. Hani bir şekilde e, doşuşarız sonrasında alırız baltayı falan diyeceğim de. Süre geçer mi acaba? Valla Draven'la alakam o kadar yani siz düşünün. Genel olarak bana balta tutturmuyor zaten elemanlar da. Belki o benim kötülüğümdür. Hani daha iyi oynasam adamların hani farklı yere gittiğimizden dolayı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu balta olayını boş verin şimdi. Bakın adamlar fight'tayken FPS böyle 45'e 47'ye falan düşüyor. Allah Kur'an çarpsın. Gerçekten hani bir bakıyorsun 30'a falan düşüyor. Oynatmıyor. Hatta bir gün 28 falan almıştım. Ekranı böyle karardı gitti ekran. Harbi yeşil ekran aldım. Telefon hani böyle kırmızı kırmızı bir şeyler vardı ekranda. Belki yaşıyorsunuzdur görmüşsünüzdür falan filan. Hani bu olayı anlayan adamlar görür. Özellikle bak support oynasam diyeceğim ki kardeşim hani arkada duruyorum zaten. En azından en geç başlatacağım zamanlarda ben hani en geç başlatırım ölürüm. Bir problem yok takım arkadaşlarım toplardı. Aranofbaları da böyle oluyordu en azından. Ben tank support pillar dediğimiz olayları oynuyordum. Arkaya işte geçiyordum. Fight'a bir giriyordum. FPS'im düşsün. 25'e falan düşüyordu. 30 FPS alıyorduk. 60 FPS almıyorduk gene arkadaşlar. Geçtik. Wild Rift çıkıyor diye. Aldık baba. Samsung S online bilmem ne. Valla Samsung almanızı hiçbir şekilde önermiyorum. Ben daha hani 20 yaşındayım şu an. Samsung'a Galaxy S DOS telefonuyla başladım. S3 pardon S4 ilk çıktı S4'e S5'e falan filan geçtik sonrasında en son A7 idi yeni telefonum bu işte diğeri de bu arkadaşlar böyle telefon e, muhabbetleri bu şekilde ama hani 20 yaşındayım diyorum size 20 yıldır ben kardeşim Android kullanıyorum daha kullanır mıyım valla düşünmüyorum yani özellikle bana Samsung Samsung yazmayın hatta şöyle bir tane Caps koyacağım arkadaşlar, çocuğa yazmıştık. ben. Vallahi bana öyle yorumlar gelmiyor Allah'tan. Adamları getirse bile haklılar arkadaşlar yani ben yani şu grafiklerle sizlere video falan atmaktan üzülüyorum ya. Millete bakıyorum, ekranlarına bakıyorum hani haritaların parlaklığı, özellikle geçen yamada arkadaşlar FPS o kadar düşmüyordu. Nedenini ben size anlatayım. Şu görmüş olduğunuz nehirin suyu var arkadaşlar, adamlar okyanusu getirmişler telefona. O yüzden FPS düşüyor. Öncekinde o okyanusu kapatabiliyordunuz. Şu an kapatamıyorsunuz. Bak düşündü de de Sadece hmm, çözünürlük ortada maalesef. Onu da ortada almak zorunda kalıyorum yoksa göz zevkim iyice gidiyor. Bu sefer daha da triplere giriyorum. Zaten FPS hani atıyorum full 60 sabit verse yemin ediyorum onunla da oynarım ama yok arkadaşlar. Olaylar bu şekilde. Bir de sizlerden şunu istiyorum. Yorumlarda yorumlarınızı belirtmeniz. Yani bir selam yazmanız bile gerçekten benim için çok önemli. Neden? Bir tane yorumun gelmesi falan değil. Bak mesela e, o adam bana yazmış, birazcık sohbet ettik falan filan. Bu benim hani mentalimi e, yerine getirmekte bile hani e, fayda sağladı diyebilirim arkadaşlar. Bazı zamanlar oluyor. Bakarım atıyorum video az izlenmiştir, bilmem ne olmuştur. Ama yorumlara bakıyorum. Gerçekten beni seven, beni destekleyen bu mecra'da gerçekten katılmamı Hala sürekli video atmamı isteyen gerçekten fazlası da insan var. Ben de bunları hani e, dikkatli bir şekilde okuyorum, bakıyorum. Bak mesela dün bir tane video attım. E, var olsun, bak direkt baştan anlatayım olayı. Zaten tam yetişir herhalde. Hem de bazı şeyleri kavramış olursunuz. Discord'da triplere girdim ya. Okuyorum yorumu. Acaba ben mi aptalım diyorum ya. Gerçekten o kadar oyun oynayan bir insanım. Ondan sonra diyorum aptal mıyım ben yanlış mı düşünüyorum falan bir tane mantıklı açıklaması yok. Ben size dedim ki karşımızda can yenileyen böyle Doktor Mundo gibi Darus gibi hero'ların örneğini verdim değil mi? Onları aldığımız hani onları gördüğümüz zaman ne alıyoruz? O bir tane item var ya. Ağır yara açan. E, fane hatıratın yarısı. Şu an ismi aklıma gelmedi ama siz anladınız. Celladın çağrısı aklıma geldi. Celladın çağrısını Burst Damage için hani kullanıyoruz bazı şampiyonlara sonrasında fani falan çıkıyoruz ama ilk amacımız bu itemi çıkmak için dediğim gibi şampiyonları gördüğümüz zaman çıkıyoruz. Hani Ezreal oluyor, Jin oluyor ondan sonrasında bazen atıyorum Jinx'e çıkmak zorunda kalıyorsun, Kaisa'ya zaten çıkıyorsun ikinci itemden falan filan. Ben dedim ki işte Varus gibi işte ne koymuşuz orada ama olaylar çok farklı. Özellikle üst terörde genel olarak bak rakip e, SSTR şampiyonlardan bir tanesi Fiora. Adamlara ağır yer açmanız gerçekten çok önemli. Özellikle İgnal şifa giriyoruz arkadaşlar biz bot lane'de. Yani şöyle düşünün. Hatta düşünmenize bile gerek yok. Bazı dostlarımız yazmış bunu. Varus'un E'si global bir E olduğu için. Map'in böyle tamamını kapladığı için. Böyle atıyorsunuz. Hatta diğer şampiyonlar da yararlanıyor falan filan yani. Sadece Varus için de geçerli değil. Ezreal oyna bilmem ne oyna. Fark etmiyor. Sen bu itemi alıyorsun. Baba bütün maç, bütün oyun ondan sonra bütün şampiyonlar ağır yarayı kapıyor. Hop cukka. Şimdi olay siz şey zannediyorsunuz. Bazı insanlar ezberlemiş. Serilda ile fani hatırata bakıyorlar. işte bunların pasifleri çakışıyor kardeşim. Bu zırh delme vermeye bunu almayalım. Böyle bir düşünce yok. Biz o itemi alıyorsak zaten zırh delme için değil de ne için alıyoruz? Ağır yarayı açmak için. Vallahi arkadaşlar geçen sikrime girdik. Ağır yarayı aldın mı dedi aldım. Yani öyle söyleyeyim size rakibin canlı yenilenmeleri fazlasıyla olduğu için ağrı aray arayı almak zorunda kaldım. Valla ezbere oyun oynamanızı istemiyorum. Bak nasıl oynuyorum. Geç bir bak. Ben ya bırak beni ya. Beni boş verin tamam mı? Ben diyelim iyiyim ya da kötüyüm boş verin. İzliyorsun bir tane adamı diyelim tamam mı? Adamın almış olduğu pozisyonlara bak. Minyonlara Clear mi atıyor, vuruyor mu, ne yapıyor geç onlara bak. Nerede, ne zaman, hangi kempi kesiyor, hangi skatıla gidiyor rakipteki şampiyonlara bak. Mesela ben jungle oynuyorum. Bir tane jungle main adamı izliyorum diyelim. Adam Evelyn oynuyor diyelim tamam mı? Karşısında Lee Sin var. Lee Sin le aynı skatıla gidiyor mu yoksa o adamı ignorluyor mu? Bot lane'imiz nasıl? Bot lane'imiz iyiyse adamların pettinginin gittiği noktaya mı gidiyor bu çocuk yoksa gitmiyor mu geçeceksin düşüneceksin bakacaksın bu adam neler yapıyor Aynı şey benim için de geçerli. Hatta videoya atma sebeplerimden bir tanesi bu. Tamam içerisinde bir şeyler anlatmayacağım ama anlatmaktan öte bak gözlem yeteneği diye bir olay var. Ben genel olarak hero'ların skilllerini okumuyorum ama atıyorum Q'yu atıyorum işte ondan sonra bakıyorum falan filan. Hero'nun zaten ne yaptığı belli. 4 tane skilliniz var arkadaşlar. Bir tane de pasifiniz var ek olarak bunları okusanız falan size çok fazla etkisi sağlayacak zaten ama hani herkes okumuyor itemleri bile zaten o yüzden çekmek zorunda kalıyor insanlar sadece bu oyundan da bahsetmiyorum bu arada arkada işte birinin bir şey anlatması bazılarının hoşuna gidiyor işte adam geçip de okumuyor hani belki olabilir yani ben de hani Mobile Legends'da öyle yapıyordum adamlar benden daha iyi biliyorsa adamların yapmış olduğu videoyu falan izliyordum gayet de güzel oluyordu onlar da böyle düşünüyordur ama bazı böyle ezber böyle oynayan düşünen taktik arkadaşlar bu oyun taktik oyun olduğu için ezbere bir şey yapamazsınız her zaman adamlar yemin ediyorum bir koyar tokadı size oyunda sonrasında faniymiş serindaymış aynı anda çıkmak zırt delmeymiş bilmem neymiş umarım arkadaşlar anlamışsınızdır valla böyle düşünen arkadaşlar Tetris'e Çanakok'a, Mario'ya geçerse yemin ediyorum daha iyi olur bu video bu kadardı. Yorumlara yorumlarınızı belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Açıklama kısmından birçok sosyal medya hesabıma ulaşabilirsiniz. Bu Discord olsun, Instagram olsun, Twitch falan olsun. Twitch'te arada yayın açıyorum. Sohbet, muhabbet, oyun falan filan takılıyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz de like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.